Her 10 vakanın 4'ü İstanbul'da açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli bir uyarı geldi. Bakan virüsün yayılmaması için İstanbulluların şehirden ayrılmamasını istedi. Peki bu çağrıya uyuluyor mu? Otogarlardaki durum ne? Bakalım. Yolculuk mu var acaba? Evet, Tekirdağ. Geliyoruz. Nereden? Mardin'de. Kırklareli. İzmir. Neden gidiyorsunuz? Gezmeyiz. Bu salgında. Koşarak gidiyorum, uçarak. Gidip geliyoruz ya, mal alıyoruz. Mecbur yani. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çok net ve kesin bir dille uyardı. Vakaların %40'ı İstanbul'da, İstanbul'daysanız ayrılmayın dedi. Bence çok haklı. Sorun olmadıkça seyahat olmaması daha iyidir. Çünkü ya semptom göstermeyen bir vaka olabilirsiniz ya da daha tespit edilmemiş bir temaslı olabilirsiniz diye de ekledi. Bazıları keyifleri için geziyorlar. Edirne'ye ciğer yemeye giden var mı keyfiyetten? Giderler. Peki tüm bu uyarılara rağmen İstanbul'a gelen giden var mı? Otogardayız şu anda. Bakıp göreceğiz. Gitmek zorunda mısınız? Neden gidiyorsunuz İstanbul'dan? Evim orada ya, o yüzden. Oraya götüreceğim şeyler var. Argo'ya verin. Ama benim de gitmem gerekiyor oraya. Şimdi terminali geziyorum otogarda. Bakın gözle görülür. Az da olsa bir yoğunluk var. Bazı otobüsler de bomboş gidiyor, tam tersi. Karabük. Kaç yolcu var? Şu anda bir kişi var. Ama yakın şehirler Bursa, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, o tarz otobüsler dolu. Bursa Gemli'ye gidiyorum. Neden? Evim orada. Buraya niye geldiniz o zaman? Kaçarak gidiyorum şimdi. Koronadan o kadar korkmuyorum. Ailem daha koronadan tehlikeli. O yüzden gidiyorum. Bakan Koca İstanbul'a gelenleri de uyardı. Bir hafta önceden kendinizi dinleyin. Eğer bir semptom taşıyorsanız mutlaka seyahatinizi erteleyin dedi. Gelen var. Akşam ben 20 kişiyle geldim. Zaten elimiz ayağımız bağlandı sana. En güzeli gelmemeleri. Kimsenin cebinde para yok. Nasıl olacak? İş için seyahat edenler mecbur olduğunu söylüyor ama sadece aile ziyareti için şehir değiştirenler, işte en büyük risk onlar. Her şeyden önce sağlık. Sağlıktan önemli hiçbir şey yok.